Merhabalar. Bugün çekimlerimizi çiftlikten yapıyoruz. Bugün ekim zamanı. Havalar gayet sıcak gidiyor. Toprak da sıcak. Ne ekeceğiz? Bugün hem raygrass ekeceğiz hayvanlarımızın otlaması için, hem de korunga ekeceğiz. Önce raygrass ekimlerimizi yapacağız. Hafiften size raygrass otu ne işe yarıyor, hayvanlarımıza ne gibi faydalar sağlıyor onları anlatacağım. Raygrass otu yaklaşık olarak dönüme 5-5,5 kilo civarında ekim yapacağız bugün. Raygrass'ın en büyük faydası yoncadan bile protein değeri daha yüksek ve biçmeden de yeşilken de otlatabiliyoruz. Bizim için en önemli şey hayvanlarımızı otlatabilmek. Otlattığımız süreç boyunca onların daha faydalı olacak. Raygrass otunun protein değeri çok fazla olması hayvanları yeşilken de yediğinde herhangi bir zarara uğratmıyor. Bir hayvan yaklaşık 50 kiloya kadar raygrass yiyebiliyor günlük. Dolayısıyla toprağımızda sürdük, hazırladık. Şimdi raygrasslarımızı ekeceğiz. Raygrasstan ektikten sonra hafif bir silindir edasıyla ezeceğiz. Çünkü ezmek özellikle de otlatacağımız için tohumların iyice sıkı sıkı toprağa bağlanmasını sağlayacak. Umarız bu hafta da güzel yağışlar olacak. Ve daha sonra da yaklaşık olarak 1,5-2 ay sonra yaklaşık 10 santim seviyesine gelmesini bekliyoruz. Raygrass'ın en güzel zamanı 30-40 santime kadar geldiğinde biçilmesi için. Ama biz devamlı olarak otlatacağımız için sık sık 10 santime geldikçe hayvanlarımızı salacağız. Onların hem gezerek otlamasını hem de protein değeri olarak faydalanmasını sağlayacağız. Evet, kazların yemlerini de verelim. Mısır ve arpa. Aynı zamanda onlara da yaptığım yeşil ot silajlarından da yediriyorum. Keyifleri yerinde, seslerini duyuyorsunuz zaten. Bir an önce gelip yemek istiyorlar. Biz şimdi yerimizi onlara bırakalım. Gelsinler, yemeklerini yesinler bolca. Evet, şimdi de hayvanlarımıza neler yediriyoruz sizler de görün, nasıl besliyorum onları anlatacağım biraz. Bu önümde gördüğünüz 1,5 tonluk balyalar. Bu balyaların içerisinde ben ne yaptım? Evet, yazın biçtiğim yoncalarımı doğradım yeşilken, silaj haline getirdim. Ve bütün kış boyunca yeşil halde onlara yonca otumu yedirebilir hale getirdim. Gündüz kaba yeme olarak, yani şöyle düşünün, sizler de işte sulu yemekler yiyorsunuz, et yiyorsunuz ve yanında ekmek yiyorsunuz. Ekmek bizim için aslında kaba bir yem. Hayvanlar için de sindirim sistemleri, mideleri bizlerden çok farklı olduğu için geviş getirebilmesini, tükürüğün oluşması ve sindirim sistemlerin iyi çalışıp vücutlarını rahat geliştirebilmek için kaba yeme ihtiyaçları var. Biz kesinlikle saman yedirmiyorum. Yani samanın hiçbir besin değeri yok. O yüzden kaba yeme olarak yulaf otu, yoncalarımı biçtiğim ve ondan sonra silaj yaptığım yoncalarım, özellikle de balya olarak vermekte çok faydasını görüyorum. Samanın hiçbir besin değeri olduğu için kullanmıyorum. Hep dağ otu, Kars'tan getirdiğim dağ otları, yoncalarım ve yulaflarımla kaba yem ihtiyacını sağlıyorum. Hem böylece yeşil 12 mevsim doğal yemiş oluyorlar, hem de herhangi bir besin değeri olmayan, sadece midesini şişmesine yarayan saman gibi bir ürünle beslememiş oluyorum. Bugün çiftlikteki hayvanlarımızın ana temel besin maddesi olan yemlerimden bahsedeceğim. Ben kesinlikle fabrika yemi kullanmayı uygun bulmuyorum. Hayvanlara doğada o dönemde ne çıkıyorsa tahıl olarak onları toplayıp yedirmenin çok daha faydalı olduğunu inanıyorum. Şimdi şöyle döküp içerisinde neleri var, neleri yok onları bir göstereyim size. Bu bizim kullandığımız tahılların toplamının dönemsel silajı. İçerisinde mısırı, ay çekirdeği, meyve olarak o dönemki hayvanlarımıza değer veriyoruz. Hayvanlarımızın hiçbir şekilde herhangi bir suni, bir fabrika çıkışlı bir şey yemesinin taraftarı değiliz. Ne yapıyorum? Ay çekirdeklerini olduğu gibi topluyorum. Mısırları toplatıyorum. İçerisine o dönemde patates, pancar, özellikle pamuk tohumları,
çiğit dediğimiz, yani pamuğun yağının çıkarılmadan önceki tohumlarını, onları haşlayarak içine katıyoruz. Bunlar hayvanlarımızın doğal olarak beslenmesini, yağlanmasını, protein oranı olarak yüksek protein almasını sağlıyor. Bahsettiğim gibi tahıl olarak o dönemin tahılı ne varsa hepsini toplayıp ufak ufak doğrayıp sizin daha rahat anlayabileceğiniz bir şekilde turşu haline getirip hem yumuşak hem yediklerinde hazımlarını kolay olan, hazmedilebilir oranı çok yüksek bir besin ortaya çıkartıyoruz. Yani temel ana beslendiğimiz otumuz, o dönem ya ot, dağ otu, ya yulaf, ya yonca ve tahılların karışımından yapmış olduğumuz besin. Daha başka herhangi bir şeye gerek yok. Çünkü hayvanlar zaten doğalarında ne bulup yiyorlarsa siz onlarla beslerseniz, herhangi bir katkı malzemesi, ekstra bir kimyasallığı bir besin vermezseniz hayvanlarınız doğal yolla beslenir. Herhangi bir hastalığa kapılmaz. Herhangi bir hastalığa kapılmadığı için de hiç herhangi dış aşılarla, iğnelerle ihtiyacı da duymazsınız. Dezavantajı ne olabilir? Evet. Endüstriyel yemlerle beslediğinizde hayvanınızı çok daha kısa sürede yüksek kilolara ulaşabilirsiniz. Ama bu sizin amacınız bu mu değil mi, buna gitmek gerekiyor. Benim hiçbir zaman için hayvan besiciliğinde amacım çok kısa sürede hayvanı etlendirmek, kilo üzerine oynamak olmadı. Benim besi yöntemimdeki amaç şuydu: hayvanları en sağlıklı şekilde, ömürlerini en uzun tutabilecek şekilde, iç organlarına herhangi bir zarar vermeden uzun soluklu bir besi yapmaktı. Bunda da doğadaki bulunan o dönemsel tahılları, otları verdiğiniz zaman buna zaten ulaşıyorsunuz. Evet, tabii ki de özellikle premium steakleri yetiştirirken hayvanlarımı ekstra yağlanması, onların mükemmel mermerimsi dokuya sahip olmasında genetiğin çok büyük rolü var. Ama aynı zamanda beslediğimiz ürünlerin de faydası. Bahsettiğim gibi pamuk tohumu, yani çiğit dediğimiz %40'lara kadar çıkan protein oranı, yağlanmayı arttıran, son besinin son dönemlerinde arpa ve mısır taneleriyle bunu destekleyerek o sizlere sunduğum muhteşem mermerimsi yağ dokusundaki etleri elde ediyorum.